Bu videoda tek hücreli organizmalarda bile bulunan bazı yapıların öneminden bahsedeceğiz. Gördüğünüz fotoğraf, Chaos carolinens adlı amibe ait. Burada hücrenin ana kısmından çıkan bir uzantı görüyorsunuz. Bu uzantıya pseudopod yani yalancı ayak adı veriliyor. Pod ayak anlamına geliyor arkadaşlar. Hani böyle kamerayı yere sabitlemek için kullanılan üç ayaklı alete tripod diyoruz ya mesela o da işte tri üç pod ayaktan geliyor. Üç ayak demek. Amip bu püsodopodu yani yalancı ayağı hem hareket etmek için hem de yutmak istediği şeylere saldırmak için kullanıyor. Böyle bir şeye sahip olmak, böyle bir yalancı ayağı büyütebilmek için ne gerekir bir düşünün. Burada türlü türlü mikro yapılar olmalı ki ayak gerektiğinde esneyip kasılabilsin. Ve bunu yapmak için gereken mekanizmayı hayal edin. Burada asıl farkına varmamız gereken şey hücreleri genelde aklımızda içinde bir şeyler yüzen sıvı torbalarıymış gibi canlandırırız. Oysa hücreler inanılmaz derecede karmaşık yapılar. Biyologların nasıl çalıştığını bugün bile çözemediği hücre için mekanizmalar var mesela. Bu mekanizmaların nasıl var olabildiğini anlayabilmek için araştırmalar yapıyorlar. Tek hücreli organizmalarda rastladığımız bir diğer yapı da siller siller organizmanın hareket etmesini ve çevresindeki nesneleri hareket ettirmesini sağlıyor. Gördüğünüz fotoğraf tek hücreli ökaryot bir organizma olan Oxitrica trifalax'a ait. Oxitrica trifalax. Tekrar ettim. Evet. Gövdesinden çıkan bu uzantıları, bu kıl benzeri yapıları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Unutmayın, bu tek hücreli bir organizma aslında büyükçe de bir organizma. Mesela bu ölçüye göre şöyle bir uzunluk aşağı yukarı 30 mikrometreye denk geliyor. Yani 1 metrenin 30 milyonda biri veya 1 bir milimetrenin 30 binde biri. Bizim standartlarımıza göre küçük evet ama hücresel ölçek için bayağı büyük bir organizma bu. Ve bu siller organizmanın bir yerden bir yere gitmesini ya da başka nesnelerin yerini değiştirebilmesini sağlamak için uyum içinde hareket ediyor. Örneğin akciğerlerimizin iç yüzeyini meydana getiren hücrelerde görevi akciğere kaçan salya veya diğer parçacıkları yukarı taşımak olan siller bulunur. Evet, Oxitrica trifalax, ökaryot bir hücre olarak özellikle enteresan bir organizma. Çünkü sadece tek bir çekirdeği yok. Bu organizmanın iki adet çekirdeği olabiliyor ve çekirdeğin içindeki DNA aşırı derecede parçalı bir yapıya sahip olabiliyor çoğu organizmada makul sayılarda kromozom bulunur. Mesela insanlarda 23 çift vardır ki bu aslında bayağı büyük bir sayıdır. Oksitrika trifalaksta ise binlerce kromozom bulunabiliyor. Ama oksitrika en ilginç kılan özelliği çiftleşme biçimi. Bu organizma tehlike anında başka bir oksitrika trifalaksla birleşiyor. Ve bu iki oksitrika yeni bir yavru meydana getirmek yerine DNA'larını birbirlerine karıştırıyor. Yani çiftleştiklerinde birbirlerinin genetik yapılarını değiştiriyorlar. Bu muazzam bir şey. Hatta bakış açınıza bağlı olarak bir o kadar da romantik. Birbirinin içinde eriyen çiftler gibi. Buna benzer olarak bazı tek hücreli organizmalarda çok sayıda sil yerine tek ve büyük kuyruğa benzer bir yapı bulunur. Bu yapıyı sallayarak hareket ederler. Gördüğünüz fotoğraf üzerinde yaygın olarak incelemeler yapılan bir tür yeşil alge, Chlamydomonas'a ait. Bu kuyruk benzeri yapıyı yani kamçıyı açıkça görebiliyorsunuz. Bu inanılmaz ince bir yapı ancak çok güçlü bir mikroskop altında görülebiliyor. Boyutuna dair bir fikir vermek gerekirse bu ölçekte 1 mikrometre böyle bir uzunluğa denk geliyor. Kamçının kalınlığı yaklaşık olarak çeyrek mikrometre. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu kamçılardan 4000 tanesini yan yana getirebilseydik ancak 1 milimetrelik bir kalınlık elde ederdik. Yani o kadar ince bir yapı. Yine söylüyorum, bize basitmiş gibi görünen organizmaların aslında ne kadar karmaşık olduğunu görmek heyecan verici bir şey. Bu kamçıların nasıl hareket ettiğini, hücrelerin yer değiştirmek için kamçıları nasıl döndürdüğünü masaya yatıran koca bir araştırma var. Hücrenin bu kısmında olup bitenleri yakından incelerseniz ne kadar karmaşık olduğunu göreceksiniz. Burada biyolojik bir mekanizma işliyor. Tekrar edeyim, hücreler içinde bir şeylerin yüzdüğü sıvı torbalarından ibaret değil. Hala anlamaya çalıştığımız inanılmaz derecede karmaşık yapılar.